Pislik herifler! İn aşağı! Nerede kaldınız? Hadi gelin artık! Sıkacağım şimdi kafana! İn aşağı! Ulan çakal sürüsü! Ulan çakal sürüsü! Sana diyorum, sana açık kapıyı, öleceksin! Kurtuluşun yok! Hadi polisler, gelin artık, hadi! Allah'a şükür, geldiler. At silahını! Bırak silahını, bırak! Çok şükür. Çok şükür, geldi sonunda. Tek şansımız Asmin. Bakalım. Konuşacağız. Ben istemezsin Fikret. Ne oldu? Gel Asmin'cim, gel. Otur. Asmin'cim, bak bu beyler narkotik şubeden. Asmin, birkaç saat önce üzücü bir olay oldu. Anıl'ı biliyorsun, senin terapi grubundan. Sen ne kullanıyorsun? Efendim? Ne kullanıyorsun dedim, duymadın mı? Ne oldu Anıl'a? Yüksek dozda uyuşturucu aldı. Tuvalette baygın bulduk. Şu an yoğun bakımda. Kurtulmayacağını bilmiyoruz. Durumu çok kritik Asmin. Şimdi Asmin'ciğim, sana ve Anıl'a bu uyuşturucuyu kimin sağladığını bize söylemen gerekiyor. Senin çağıran bu kağıdın içinde. Her şey hazır. Katla ol. Yapışlar. Bize isim vermezseniz daha çok canlar yenecek Asmin Hanım. Bize yardımcı olun. Sizin bir kurban olduğunuzu başınıza gelenleri çok iyi biliyoruz. Sizi anlıyor ve korumak istiyoruz. Siz de bize yardımcı olacaksınız. Asmin, Anıl ölebilir. Ve daha çokları. Hatta sen. Bu işin şakası yok, biliyorsun. Yeni parti teslimat var akşamüstü. Getireceğim sana gene, merak etme. Sakın. O sondu. Sakın yapma böyle bir şey. Söyleyeceğim. Bu hastanede yatan bir kız sağlıyor. Ona da dışarıdan bir arkadaşı tedarik ediyor. Bana kalırsa o kızın bu hastanede olma sebebi zaten uyuşturucu satmak. Akşamüstü tekrar getirecekmiş. Suçüstü yapabilirsiniz. Miran köpeği yine yapacağını yaptı. Böyle elini kolunu sallayarak dolaştığı sürece de hiç vazgeçmeyecektir. Bizim arkadaşlar yakın çevrede devriyede oldukları için şanslısınız Altay Bey. Bu heriflerin dosyaları kabarık. Gözlerini kırpmadan adam öldüren tipler bunlar. Koruma istememekte ısrarlı mısınız hala? Teşekkürler müdürüm. Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışacağım. Peki, siz bilirsiniz. Adamlar bugün büyük ihtimalle hakim karşısına çıkarlar. Mahkeme esnasında da sizi şikayetçi olarak çağıracaklardır. Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Kendinize dikkat edin. Ya Fasıl, kaç saat oldu? Bunlar hala aramadılar. Telaştan elleri telefona varmamıştır ama. Hem başka ne olabilir? Dur bakayım, şunları ben bağırayım. Bayağı bir merak ettim.
telefonu açıyorsun. Açık etmek yok. Yoksa başına gelecekleri tahmin edersin. Hadi bakalım. Telefonla hoparlörü ver, biz de dinleyeceğiz sohbetinizi. Alo. Alo. Lan oğlum, ben size demedim mi? Beni arayın. Merhaba bu beyin diye. Ne yaptınız, aldınız mı sırığı? Masajı falamasaydınız bari ha. Ağam aldık ama uğraştırıyor bizi. Bana bak. Sarı Necmi'ye söyle. Tahsilatı yaptığı zaman komisyonunu bol tutacağım ona göre ha. Ağam aynasından aldı bizi. Miran Bedir abi. İyi oldu, bizi epey bir zahmetten kurtardın. Artık Sarı Necmi'ye selamını ben kendim bizzat söylerim. Seni de çok yakında burada ağırlamak isteriz bu arada. Ya bana bak. Pis aynasız. Sen onu ancak rüyanda görürsün be. Sen bir bilsen, senin gibi benim elimden kaç tane aynasız geçti. Ben bile sayısını unuttum be. Ya şöyle orta boy bir ülkenin polis ordusu kadar aynasız geçti benim elimden. Hadi bakalım rüyaya yat, belki görürsün. Ulan Hasim! Ulan bu bulduğun adamlar da beceriksiz çıktı. Ulan bunlar da yaka yere vermişler ulan. Ben de Sezen gibi anladım. Sarı Necmi'nin ismini verdim elimden. Ne bok yiyeceğiz ulan şimdi ha? Erken gel güzel. Ya gelip giden yoktu. Ben de çok acıktım. Erkenden kapayıp geldim. Isınıyor yemekler. Yeriz biraz sonra. Sizde ne var ne yok? Oğlum niye yüz vermiyorsun babaya hiç? Yani kitaplar aldık, çok meşgulüz. Vay vay vay. Alim olacakmış benim oğlum. Yakında okumaya da başlar ha. Dildar Ana'yla konuştum az önce. Asmin nasılmış? Ne zaman çıkacakmış eve? Dildar Ana iyi diyor ama kolay mı öyle? Bak hala çıkamadı hastaneden. Bence alıp getirsinler eve. Versinler şöyle her gün azıcık bir uyuşturucu. O rahat, herkes rahat. Bundan sonra böyle yaşayacak. Başka şıkkı yok. Çünkü kliniklerde filan böyle boşu boşuna masraf. Tabii. Odasında bir doz yapsın, çıksın, çocuklarına baksın. Sonra yemek pişirsin falan değil mi? Ay yapma, yap konuşma be kadın. Sonunda olacağı bu değil mi? Ne var bunda? Bütün sosyete zaten böyle yaparak yaşıyor. Ben biliyorum. Tamam tamam, susun artık. Ben gidip şu yemeklere bakayım. Söyleyin, beni görmek istemişsiniz. Komutanım, ben kocam Miran Bedirhan'ı ihbar etmek istiyorum. Sen Miran Bedirhan'ın karısı mısın? Karısıdır komutanım. Kocam oğlumu zorla kaçırdı. Beni de asmaya kalktı. Bu genç kurtardı beni. Bakın, boynumda hala izleri var. Peki nerede şimdi kocam? Bir tırla Irak'a kaçacaklardı. Suludere mevkiinden asfalt yola çıkacaklardı. Peki tırın şeklini, şemalini, plakasını biliyor musun? O görmedi komutanım. Ama evdekiler yolcu ederken görmüştür. Hemen eve bir ekip gidecek. Kim var kim yok hepsini alın gelin buraya. Siz de birlikte gidin, evi gösterin. Hadi fırlayın. Hemen gelsin komutanım. Komiserim merhaba. Kemaliköy Jandarma Karakolu'ndan Asubay Kocatepe. Komiserim Miran Bedirhan'la ilgili bir ihbar aldım. Ah
büyük bir adım attın. Olanları duydum. Satıcı kadını tutuklamışlar. Seninle gurur duyuyorum. Onları konuşmayalım. Aldım. Seni çok özledim sevgili. Evimizi, çocuklarımızı çok özledim. Bana onları getir ne olur. Tamam canım. Seni böyle iyi görmek ne güzel. Sen gibi. Asmin gibisin bu gece. Geç şöyle. Adın ne? Mahmut. Hayırdır komutanım, bir şey mi oldu? Daha ne olacak? İran Bedirhan burada, senin evinde kalmış. Söyle bakalım. Sen onlar andığını bilmiyor musun? Nereye gitti? Tıra binmiş gitmiş. Nasıl bir tırdı? Plakasını, nereye gittiğini bir bir söyleyeceksin bize. Komutanım, yalandır, iftiradır. Bizim bir şeyden haberimiz yoktur. Benden de bir haberiniz yok. Beni son gördüğünüzde idam sehpasının üstünde değil miydim? Bunu da mı unuttunuz? Korumayın o iblisi. Nereye kaçırdı oğlum o şerefsiz? Ne verdiyse haram olur. Boğazından geçmez o kanlı paralar. Sen ne diyorsun bacım? Ben seni tanımıyorum bile. Kim bu komutanım? Tanımıyorum ben bu kadını. Anlaşıldı. Toplayın bunları araba götürün. Siz de ben de gelin. İçeri arayacağız. Hayrola Şeref, gecenin bu vaktinde? Ağam inanmayacaksın ama sabah senin ağırda sallandırdığın hanımın var ya. Ne olmuş rahmetliye? Dirildi ağam, buraya geldi. Üstelik de arkasına jandarmayı takmış. Ne diyorsun lan sen? Ulan bana bak, şaka yapmanın zamanı mı şimdi? Sen benimle kafa mı geçiyorsun? Vallahi billahi gözümle gördüm ağam. Evde kim var kim yok hepsini topladılar. Kim beni arıyorlar. Zor sığındım buraya. Çok canlıydı ağam, valla. Ulan bana bak, sen gecenin bir vakti beni delirtecek misin? Ulan kendi gözümle görmesem inanacağım. Ulan bıraktım da karı ipin ucunda sallanıyordu. Çocuk sakin ol ağam. Hasip bana bak. Şeref diyor ki, senin karı Fatma dirildi geldi diyor, jandarmayı da peşinden getirdi diyor. Nasıl olur ağam? Ben de onu anlamadım ya. Ulan bana bak. Diğerin bu karı dirildi. Korkladı. Namussuz 9 canlı çıktı. Ya peşinden jandarmayı getirdiyse? Ulan kalın kafalı hasip, anlamıyor musun hala? Ulan bu garı bizim tırla Irak'a geçeceğimizi biliyor muydu? Tamam, biliyor muydu? Ulan biliyordu tabii ki! Her şeyi göze alıyor bu adam. Eli kolu her yere uzanıyor. Güpegündüz şehrin ortasında eşkıyalık yaptılar, silah sıktılar Dildar Ana. O arabanın içinde siz de olabilirdiniz, çocuklar da olabilirdi. Delireceğim artık ya. Allah korumuş yavrum. Verilmiş sadakan varmış. Ah 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 ah. İyi akıl etmişsin, hemen polisi aramışsın. Ah, evladım. Bir koruma moruma bir şey mi alsan acaba? Ah. Ya da bu evi mi taşırsak, ne yapsak? Şöyle kale gibi bir yerde mi otursanız acaba? Kafaya koyduktan sonra her yerde bulurlar Dildar Hanım. Yapılması gereken tek bir şey var, o da o itin yakalanması. 6 aydan sonra Asmin de kaptırdı ya, aklı sıra benimle uğraşacak. Ah,
ne bitmez tükenmez bir kimmiş bu? Ne büyük bir delilik ya Rabbim. Takalıverse geberse gitse bir yerlerde şu. İnciler nereye geldik? Alfet nerede? Ne yazık ki bugün izin vermedi doktorlar bir tane. Yarın gideriz hep beraber. Daha iyi olur, tamam mı? Yarın da başka bir şey olacak. Ben annemi istiyorum. Gideceğiz dedi ya baban yavrum. Hadi biz yatalım, uyuyalım. Çabucak sabah olsun. Bak baban da çok yorgun. Gel bir tane koş. Hadi gel yavrum. Gel kuzum. Size müjde vermeye geldim bugün. Mahkemeye başvurumuza olumlu yanıt verdi. Bugün tahliye oluyorsunuz. Ne? Kurtuluyor muyuz buradan? Evet. Ben işlemlerinizi tamamlarken siz de toparlanırsınız. Sem Hanım da dışarıda. Arabada sizi bekliyor heyecanla. Hemen götüreceğiz sizi buradan. Oh, çok şükür. Duydum bebeğim. Elimize gidiyoruz artık. Çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Pastayı alırız yavrum. En sevdiği pastada. Neyi seviyor? Çikolatalı seviyor. Sen neyi seviyorsun? Annem de seviyorsa ben de onu seviyorum. Hadi hazır mıyız? İyi hadi o zaman sallanmayın. Annenizin yanına gidiyoruz. Hadi bakalım hadi hadi. Oh, anneye gidiyoruz değil mi yavrum? Hadi gel. Sağ ol yavrum. Telaş böyle. Niye toplanıyorsun sen? Başvurum kabul edilmiş. Tahliye oluyorum. Ya senin ne becerikli avukatın varmış öyle. Gene yırttın ha. Allah sizi de kurtarsın bir an önce buradan. Bizde sendeki kadar para nerede? Ya senin avukat haline bizim davalara bakmaz mı acaba? Sana bakmaz abla. Allah bebeğine acıdı Nevin. Gene onun sayesinde çıkıyorsun ona göre. Hah, çıktı Nevin Hanım işte. Sizden korkulur vallahi. Nereden haber alıyorsunuz hemen her şeyi? Ben bile bilmiyordum bugün çıkacağımı. Bizim meslek böyledir işte. Kuşlar haber verir bazen. Nereden çıktı şimdi bunlar? Nevin Hanım, Asmin Hanım sinirsel bir kriz geçirdikten sonra bir klinikte tedavi gördüğünü herhalde biliyorsunuz. Sizce sebebi nedir? Size öyle mi söylediler? Başka bir nedeni mi var? Bize açıklayabilir misiniz? Vallahi benim bildiğim Asmin Hanım morfinman. Hem de öyle böyle değil. Uyuşturucu tedavisi görüyormuş. Mal bulamayınca sağ sola saldırıyormuş. Çok tehlikeli diye duydum. İnsanlardan uzak bir yerde kilit altında tutuyorlarmış mecburen. Allah vermesin. Ama olacağı buydu değil mi? Ne ekersen onu biçersin. Kes artık Nevin. Bin şu arabaya. Allah şifa versin. Görüşürüz. Evet, çok güzel oldu. Biraz da yanaklara. Ay, fazla mı oldu? Hayır hayır, çok güzel oldu. Solgunsun biraz, iyi olur. Vay vay vay, Asmin. Bu ne güzellik böyle. Nasılım? Hasta görünmüyorum değil mi? Onlar beni çok iyi görsün istiyorum. Vallahi şahane görünüyorsun. Heyecanlı mısın? Birazdan burada olurlar, yoldalarmış. Çok özledim onları. Annemi de göreceğim nihayet. Ben biliyorum zaten esasız ona, değil mi? Ne yapayım? O kadar çok üzdüm ki onu. Artık beni iyi görsün, içi rahat etsin istiyorum. Çok iyi gidiyorsun Asmin. Gör bak, yakında kimse bugünleri hatırlamayacak bile. Görürsün. Kendimi çok güçlü hissediyorum Fikret. Başaracağımı biliyorum.
Latif dedesi. Bak kim geldi. Sana ne kadar benziyor Atıf, bak. Çok tatlı değil mi? Evimize güneş doğdu sanki. Oh canım benim. Hiç bu kadar güzel bir şey gördün mü Atıf? Oh yavrum benim. Sana geldik babacığım. Bebeğimle benim sana çok ihtiyacımız var. Ne olur beni affet baba. Yine sev beni eskisi gibi, olur mu? Seni kaybetmeye dayanamam baba. Heyecandan kalbime inecek artık. Şunu kontrol edeceğiz. Atlayın, içeri iyice kontrol ediyorum. Zulgara güvenen ekip kaça kalmışlar arabalar? Nereye sakladın onları? Biran Belirhan arabana binmiş. Buluş neredeler? Bir yanlış olacak komutanım. Ben yolda kaçak falan görmedim. Bak görüyorsun, kasa bomboş. Anlayacağız bakalım. Arayın İcel Kapı. Hadi 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 hadi. Ulan siz daha kimle rak sertliğinizin farkında değilsiniz be. Ulan bende yaş tahtaya basacak göz var mı hiç? Arayın arayın, bulursunuz belki. Ah ulan kahkahat. Ulan bir dahaki sefere seni yakaladığımda kendi ellerimle lime lime doğrayacağım seni. Bakalım o zaman da dirilip kaçabilecek misin? O zaman göreceğim seni Fatma. Bana bak Asıl. Bunlar bizim farkımıza varmadan biz ufak ufak yollara düzülelim. Hadi bakalım. Anlaşıldı ağam. Thank you.
Vallahi bu çok da güzelmiş ha. Yaşo, gel bakayım oğlum. Al bakayım sen de şunu. Hadi. Alsana oğlum. Bak, yemezsen güçsüz düşersin. Yataklara düşersin, hasta olursun sonra. Hadi bakayım. Al bakalım Azim. Eyvallah ha. Bak, görüyor musun Azim amca nasıl kapıyor? Havada kapıyor vallahi. Ya, ağzın uygun olmasın yeter ki. O yüzden güçlü böyle oğlum. Ben önce sizin gibi olmayacağım, güçlü olmayacağım. Niyeymiş o? Siz herkese yalan söylüyorsunuz, üzüyorsunuz. O yüzden. Alo Nevin, yoksa sen tahliye mi oldun ya? Evet canım. Bak sana bir sürprizim daha var. Görüntülü konuşmaya geçsene. Hazır mısın canım? Bak. Ya. Nevin yoksa sen? Evet canım, kızımız oldu. Kece, bak babaya merhaba desene kızım. Oy, oy Allah'ım ya Rabbim sen nasıl büyük bir şeysin böyle ya. Keşe ha. Ya, hey gidi anacığım hey ya. Yaşasaydın da bu günleri görseydin yahu. Reşo, oğlum bak, bak kardeşin. Nasıl güzelmiş değil mi? Kardeşim falan değil o benim. Ya olur mu oğlum be? Öz be öz kardeşin o senin Keşe. Annem doğurmadı onu, istemiyorum ben onu. Ya Hasim, ya sen bak şuna nasıl? Su damlası gibi değil mi ha? Maşallah ha, maşallah. Maşallah, maşallah. Allah'ım nazarlardan korusun, maşallah ya. Ah ne güzel, gördün mü annesi sana en sevdiği oyuncağını, bak bak ördeğini getirdi. Benim akıllı kızım benim. Miniğim büyümüş de hediyeler de getirilmiş. Bağlayabildin mi aldı? Benim en sevdiğimden ya, ya. Şirin. Maşallah yavrum. Çok iyi gördüm seni. Günlerdir içim içimi yiyip duruyordu seni nasıl göreceğim diye. İyiyim anneciğim. Hele bir de sizi gördüm ya bugün. Nasıl güzel bakmışsın çocuklarıma. Kocaman olmuş. Sen ben istersen hemşire hanıma da rahat rahat pasta yersin belki ya. Kızım. Resim çekilelim mi Altay? Hatırlıyor musun seninle ne güzel resimler çektirmiştik? Hadi yenilerini çektirelim. Tamam. Aa, bu teyze kimdi? Devin teyze. Vallahi benim bildiğim Asmin Hanım morfinman. Hem de öyle böyle değil. Uyuşturucu tedavisi görüyormuş. Mal bulamayınca sağa sola saldırıyormuş. Çok tehlikeli diye duydum. İnsanlardan uzak bir yerde kilit altında tutuyorlarmış mecburen. Ay Allah vermesin. Ama olacağı buydu değil mi? Ne ekersen onu biçersin. Boynu devrilsin inşallah. Diline akrepler soksun. Morfinman ne demek? Seni burada kilitli mi tutuyorlar anne? Çocuklar biz biraz bahçeye çıkalım olur mu? Hayır ben annemle kalacağım. Yok yok burada kalsınlar yanımda. Böyle şey söylenir be canım. Ne insafsız ne vicdansız bir kadın bu yarabbim. Uyuşturucu tedavisi görüyormuş. Mal bulamayınca sağa sola saldırıyormuş. Mafinman ne demek? Dur çocuğum yarabbim. Ay Allah. Şu bardakları Şirin yapma çocuğum. Allah seni kahretsin Emin. İnşallah Asmin bu haberleri izlememiştir. Fikret Bey, Asmin çok kötü. Televizyonda bir kadının kendisi hakkında söylediği korkunç şeyleri duydu. İzledin mi haberleri?
Çocuklarının yanında kriz geçirmek üzere. Büyük hanım da hiç yardımcı olmuyor. Farkında değil durumun. Çıkartamıyorum odadan. E kocası? O yok. Alo Altay, neredesin? Kapıdayım Fikret. Aslında bir şeyler istemişti de marketten onları almaya gittim. Ne oldu? Gider anne, sizi dışarı alalım şöyle ha. Aslı, hemşire alın, iğne hazırlayın. Siz çıkın, çıkın. Bırak! Tamam, tamam. Bırak kapıyı! Gider! Hadi hemşire alın, iğne. Tamam, tamam. Bırak! İstemiyorum, bırak beni! Kaldırmıyorum, kapat gidelim. Tamam, 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 tamam. İstemiyorum, bir yavrum. Anne toparlayın kendini. Ah kusura kerim. Ah kusura kerim. Ne istedim? Bırakın beni. Beni bir sürü kere zilet. Tamam Asmin, tamam. Düşünmemeyin. Bırakın beni. Asmin, iyi misin? Bak yanımdayım. Düşünmemeye çalış bunları Asmin. Defol buradan. Defol buradan. Sana bağırmadı kuzu. O hasta ne dediğini bilmiyor yavrum. Duydular çocukları. Duydular. Ben artık onlara da sahip. Hayallerimi gördüler. Anne, ne dedi o pislik televizyonda? Neden bu halde Asmin? Ah yavrum, onun yatacak yeri yok. Ah, ne iyiydi benim yavrum. Ne mutluydu. Nasıl böyle birden nerede döndü? Ben dışarıdayım. İyi, çok iyi. Biraz uyuması lazım. Tabii hastalığı da geçmediği için böyle kızıyor bazen. Ama ilacını içince düzeliyor. Zamanla geçecek. Korkacak bir şey yok. Nasıl öksürük insanın elinde değilse işte bu da öyle. Tamam mı? Altay oğlum. Ben artık kızımın yanından ayrılamam. Hadi siz çocukları alıp eve gidin. Ben burada kalacağım. Hiç bakışmayın öyle. Merak etmeyin. Kendimi kaybetmem. Hem göreceğimi gördüm. Durumu anladım. Böyle durumlarda nasıl davranılması gerektiğini biliyorum. Hem kaçının kadınıyım ben. Haydi. Tamam Altay, ben buradayım zaten, merak etme. Tamam Fikret, ararım ben seni. Hadi gel oğlum. Hadi. Hadi. Gider anne, biz sizle biraz konuşalım mı? Bazı bilgiler vermem gerekiyor. Gelin böyle istiyorsanız. Ay kız, duydun mu? O Nevin zillisi gene çıkmış Kodes'ten. Çıkar çıkmaz da yemedi, içmedi. Asmin morfinman oldu diye konuştu gazetecilere. Ay yok anam, bitmez. Bunların arasındaki çekişme bitmez. Boş veren ağzı olan konuşuyor işte. Kendi rezilliklerine baksın o şıllık. Ana. He. Senden bu gecelik bir ricam olacak. Ben de niye kahve getirdi dediydim. Söyle. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Evet. Beraber dışarıda yemek yiyelim diyoruz. Ah.
Bak bu iyi fikir işte. Ne zamandır çıkmadıydık, biz de geliriz baranımla. Ana sen de her yerden çıkma. Kocamla baş başa bir yemek yiyelim diyoruz 40 yılda bir. Umut'a bakıver bu akşamlık ha. Ya hiç başka derdim yoktu. Hem beni yanında istemiyor, hem de oğlanı başıma atmaya çalışıyor. Kusura bakma Güle, benim bu akşam başka planlarım var. Umut'u falan hiç çekemem. Ana yapma bak işte ya. Yok bakalım. Ya bak başka akşam da beraber yeriz ha. Güle uğraşacak halim yok dedim. Israr et. Ana 40 yılda bir şey kutlayacağız diyoruz ya. Şoförün son. Ben yatırayım artık Şirin'i. Tek başına uyuyamazdı. Çok korkmuş. Öyle vardı ki annem. Ben bile çok korktum. Gel bakayım buraya sen. Fikret amcan ne demişti sana? Elinde değil annemi. Hastalık onu o hale sokuyor. Annem bizi sevmiyor, özlememiş bizi. Annen senin için, Şirin için canını vermeye hazırdır o. Sakın öyle düşünme. Dünyada sizden daha fazla sevdiği hiçbir şey yok. Benden bile daha çok seviyor sizi. O zaman niye bizi odadan kaldı, özlememiş mi? Hasta olduğu için canım oğlum, geçecek. Biraz sabır göstereceğiz ona. Siz hasta olduğunuz zaman anneniz size nasıl sabırla bakıyor, biz de ona öyle bakacağız. Onu çok seversek, iyi davranırsak o da daha çabuk iyileşir, tamam mı oğlum? Gel bakayım. Neymiş efendim? Kocasıyla baş başa yemek yiyeceklermiş. Bana da emri vaki yapıyor. Oğlana bakabilir miymiş de, bilmem neymiş de. Aa, insan bir sorar ayol. Müsait misin? Bir işin var mı yok mu der. Ah güzel kızım. Sadece kendi gezsin, kendi eğlensin, kendi giyinsin, kendi süslensin. Gerisi umurunda bile değil. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Bana yardımcı olursun değil mi? Ne demek abla? Yeter ki iste. Anlat dinliyorum. Bak şimdi dinle. Ben şöyle bir plan yaptım. Nasıl yani? Tek başıma mı? Olur mu canım? Hem pahalı orası. Peki peki. Ama sırf senin güzel hatırın için değilmiş o. Anne. Uyandın mı yavrum? Nasılsın kızım? İyi misin yavrum? İyiyim anacığım. Bir şey hazırlayayım mı sana? Ha? Acıktın mı? Açık bir çay koyayım. Ağzın kurumuştur senin şimdi. Yok anneciğim, gel. Beni biraz dinle, sana söyleyeceklerim var. Ne söyleyeceksin yavrum? Anne ben kendimden umudu kestim artık. O nasıl söz öyle? Ne demek bu şimdi? Öyle anne. Görüyorsun işte. Bu tedavi bir işe yaramıyor. En ufacık bir olumsuzlukta içimden bir yılan gibi çıkıyor tekrar kriz. Belli ki ben artık toparlanamayacağım. Anne. Çocuklarım sana emanet. Ne olur onları bırakma. Çocuklarım benim çocuklarım yavrum. Gücüme yettiğince başlarındayım ben onların. Neneleriyim ben onların. Ama sen başka, ananın yerini hiçbir şey tutmaz yavrum. Sen iyileşeceksin yavrum. Hem daha kaç gün oldu buraya geleli. Sabırlı ol biraz. Bu öyle kolay olaydı. Hastanelere ihtiyaç olur muydu? Anne ben zayıfım. Çocuklarım da gördüler işte bütün rezilliğimi.
büyüyecekler. Unutmayacaklar hiçbir şeyi. Benim yüzüme bile bakmayacaklar. İğrenecekler ben. Sen iyileşeceksin yavrum. Bak göreceksin. İyi olacaksın. Onlar da biliyorlar bunu. Bak Fikret dün bir bir usulünce anlattı bunları. Onlar da pekala anladılar yavrum. Sen hiç merak etme. Onlar daha çocuk. Hatırlamayacaklar hiçbir şeyi. Unutacaklar. Bak anam dediydi diyeceksin. Göreceksin bak. Yepyeni güzel anılarımız olur. Sıfırdan güzel bir hayat kurarsın yavrularını. Güzel yavrum. Dişini sık biraz. Teslim etmeyeceğiz seni bu illete. Bırakmayacağız seni. Güzel kızım benim. Hadi gel. Gel anası kuzusunu bir güzel uyutsun. Gel benim güzel yavrum. Gel sen. Gel kucağıma. Yavrum benim. Komutanım, Bahattin Emniyet Müdürlüğü'ne bir yazı geldi. Bu şimdi mi gönderdi ya? Dün buraya gelen Fatma Bedirhan kaçakmış mı? Yakalama emri de var. Hay Allah'ım. Çabuk bir ekip gitsin. Şunun yanına gelen bir çocuk vardı, onun evine bakın. Dün adresini aldılar. Onlar bu köyde. Sorup soruşurum, neredeymiş bu kadın? Ne yaparsanız yapın bunu bu kadını. Hemen gelin bana. Emredersiniz komutanım. Atma borçluyum. Borcumu nasıl öderim bilmiyorum ama. Abla, ben sadece insanlık görevimi yaptım. Umarım bir an önce onunla da kavuşursun. İnşallah. Çok umudum yok ama. O canavar çoktan kendine saklanacak bir yol bulmuştur. Bakalım, İstanbul'da tanıdık polisler var. Yardımcı olurlar herhalde. Oralarda lazım olur abla. Koy cebine. Ver 3-5 kuruşum. Geri salla Kerim. Anneni de çok öp benim için. Dualarım sizinle olacak. Nereye gitti Fatma Hanım? Ben bilmem komutanım. Gündüz Zeyn çıktı gitti. Mardin akrabaların yanına gidecekti. Ama ben tanımam bilmem komutanım. Peki oğlun nerede? Fatma'yı o mu götürdü? Yok komutanım. O da kasabaya indiydi. Arkadaşlarıyla buluşacaktı. Gece de orada kalacak. Ağzınızdan laf çıksaydı şaşırdım zaten. Tamam gidebilirsin. Yalnız bak Fatma'dan haber alırsan hemen gelip söyleyeceksin. Kaçak mı suçu durumuna düşersin. Haber ederiz komutanım. Elimizden kaçırdık. Artık bu bulabilirsem. Miran'dan öğrenmiştir bu işin inceliklerini. Nice uzun yıllara sevgili yavrularım. Hiç gözümüz arkada kalmasın. Biz Umut torunumu yatırır uyuturuz. Değil mi Meryem? Tabii tabii. Ayağında sallar uyutursun. Bana hiç güvenme Barat. Başım çatlıyor. Erkenden yatacağım. Merak etme dayı. Bir de zaten çok geç kalmayız ha. 40 yılda bir çıkıyoruz valla. Siz bizi beklemeyin yatın. Geç gelebiliriz. Hadi iyi eğlenceler. Hadi bakalım. Biz ne yapıyoruz? Araba yarıştıralım. Ya oğlum senin ehliyetin yok da. Alo Fikret. Nedir durum? Ne yapıyor Asmin? İyi Altay, iyi.
Demin uğradım. Uyuyor. Sakin ve huzurlu görünüyor. Dildar anne de başında. Onun da morali iyi. Sen merak etme. Sağ ol Fikret. İyi akşamlar. Tamam. Görüşürüz. Biraz ayaklarım açılsın istedim. Annemi de uyandırmayayım diye buraya çıktım. Bak. Bu ne Fikret? Ne oldu ilk sayfasında yazıyor. Ben baş ucuna bırakacaktım ama... Neyse. Ben gidiyorum. Sen de fazla yorma kendini, tamam mı? Bu deftere mücadeleni... Kazandığın her günü, kısacası yolculuğumu yaz. Belki fırtınaya tutulmuş başkaları için bir deniz feneri olur yazdıkların. Sevgili Fikret. Karnıma az bile ama. Ay bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir resmenizi alayım. Hadi hadi mumları söndür, pasta eriyecek. Ne kutluyoruz? Barbara, senin de işin var burada. Buradaydım, sizi gördüm. Bir merhaba diyeyim dedim. Bir poz daha lütfen. Hadi biz hazırız. Aa, gel şu lan! Güzel oldu işte. Çek kardeşim bundan üç tane. Hepsini de ben alacağım. Allah. Nereden çıktın ya? Çek be kardeşim sen de ya. Allah Allah. Hasip. Bunlar tedbiri şimdi sağda solda iyice arttırmıştır. Ben sınırı ayarlamıştım ağam. Bütün adamlar hazırdı. Tereyağından vıl çeker gibi geçecektik öbür tarafa kuş misali. İstersen bir deneyek. Olmaz. Riske giremeyiz Hasip. Ne yani o kadar parayı hem o sıra mı bağışlayacağım? Olur mu ağam? Kılçık olur takılır, elbet alırız. Yumurtam hazır, hadi ye bakalım. Baba, gel annemi ziyaret edelim mi? Evet. Olmaz oğlum. Annen yorgun, daha sonra gideriz. Ama gitmezsek annem... Onu sevmiyoruz sanar, üzülmüştür. Bir de bağırdı ya. Sen annenin çok gurur duyacağı bir çocuksun. Ne söyleyeceğim? Oğlum benim.
sabah içimde büyük pişmanlıkla uyandım. Çocuklarımı çok kırdım. Onların küçücük kalplerinde olmaz bir yara açtım öyle davranarak. Kim bilir ne kadar korktu yavrularım. Beni asla affetmeyecekler. Anlayamayacaklar. Bu korkunç mücadele sürecinde en çok yarayı onlar alacak. Yavrum, ne karalıyorsun öyle harıl harıl? Hissettiklerimi yazıyorum anneciğim. Öyle içimi döküyordum. Fikret verdi dün gece bu defteri. Belki yaşadıklarını yazarsam bir gün başkalarının da işine yarar dedi. Aslında bana da iyi geldi. Dün çocuklarıma yaptığım haksızlıkları yazıyordum. Baskın basındır. Hoş geldin. Hoş geldin. İyiler geldiniz. İyiyiz, iyiyiz. Çay içecektik şimdi. Ne kadar sevindim. Ne güzel sürpriz oldu. Canım benim. Sen üzülme, tamam mı? Biz seni çok seviyoruz. Gerçekten mi? Kızmadınız mı bana? Affettiniz mi beni? Sen hasta olduğun için öyle oluyor. Geçecek anneciğim, tamam mı? Tamam benim akıllı oğlum. İlacını alacak, uyuyacak, geçecek hemen, tamam mı? Tamam bir tanem, tamam. Tamamen onun fikriydi. Görüyorsun değil mi ne kadar akıllı bir oğlumuz var? Tam annesine çekmiş. Efendim Ali Hanım. Altı abi biraz önce Nevin Hanım geldi. Odasına geçti. Haberiniz olsun. Tamam hemen geliyorum ben. Benim hemen gitmem lazım. Siz oturun hemen geleceğim, tamam mı? Oldu ya. Yakışıklı akıllı oğlum benim. İyi ki geldin. Anne eve gelseydi çok güzel oyunlar oynarız. Hiç hastalığın kalmaz. Ah yavrum, buna biz karar veremeyiz ki. Doktorlar söyler bir tek hastalara. Sen de hastanede yattın, biliyorsun bunu. Oo, anne oğlum ne kaynatıyorsunuz bakalım. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Fikret amca, sen izin verirsen annem eve gelebilir değil mi? Yani bir bakıma öyle aslında. Tamam, bir gecelik lütfen. Aslında annen kendini iyi hissediyorsa iki günde izin verebilirim. Her şey ona bağlı. Ama eğer kendini hasta hissediyorsa zaten gitmek istemez. İyiyim. Gerçekten. Lanet olsun sana harcadığın gençliği. Pislik herif. Ne yapacağım ben şimdi bu koca şehirde? Polislerden başka tanıdığım kimse yok. Para yok, pul yok. Kaç gün idare eder ki bu para beni? Kuzum benim. O canavarın elinde. Şimdi kendi gibi bir canavar yapmaya çalışacak seni de. Allah'ım güç ver bana. Yalvarırım, yol göster ne olur. Bir lokmacık kuzumu bana bağışla. O şeytanın elinde oyuncak olmasına izin verme Allah'ım, ne olur. Odasında mı abi? Evet Altay Bey. Ooo, kimler gelmiş? Çok incesin Altaycığım. Buraya geldiğimi duyunca bebeğimle tahliye olduğumu kutlamak için geldin değil mi? Bak gel sana bebeğimin resmini göstereyim. O kadar tatlı ki. Sen ne yüzle hala buraya adımını atabiliyorsun Nevin? Sen hala benim karşıma nasıl çıkabiliyorsun Nevin? Senin boynunu kırarım Nevin.
Ne oluyor Altay? Ne bu sinir? Ne yaptım ben sana? Ne yapmadım ki? Yapmadığın ne kaldı? O iblisle bir olup hayatımı cehenneme çevirdin. Asmini bitirdin. O laflarınla yıktın. Sen ne kara ruhlu, ne iriğin dolu bir kadınsın be! Nasıl edersin o lafları olunca insanın önüne benim karımı nasıl teşhir edersin? Senin o köpek Mira'nın morfinman yaptı benim zavallı karımı. Bunu bilmiyor musun sen? Hala nasıl kanatmaya devam edersin bizim yaramızı? Yeter be! Esas ben neler çektim sizin yüzünüzden? O keşkarın için mi yapıyorsun bütün bunları ha? Allah'ından bulmuş işte. Seni gebertirim ulan! Altay! Senin hemen burada canına varım. Yardım edin! Gebertirim lan seni, kalk ayağa, kalk! Dışarı defol! Allah'ın belası! Gerçekten o kadar güzel şeyler döktürmüşsünüz ki. Anne ne ara yaptın bu kadar şeyi? Daha kaç saat oldu geleli? Kuzum sen gelirsin de yapmam mı yavrum? Al biraz buradan. Anneannemin sihirli değneği var. Mutfağa gidince 10 tane yemek yapıyor. İyi bakmışız değil mi annesi? Prensesim benim. Hadi anneciğim ye yemeğini. Aferin oğlum benim. Güzel ya aslanım benim. Bekir baba nerede kaldı bizim bu taksiler? Durakta araba kalmamış. 10-15 dakika sonra gönderecekler. Kim bu taze tanıyor musun? Yok anam, ilk defa görüyorum. Yeni düşmüş herhalde. Şşt, Esra güzeli. Bana mı seslendin bacım? Başka Esra var mı kız etrafta? Baksana, herkes anadan doğma sarışın burada. Nerelisin sen? Bu saçlar, bu gözler. Maşallah var, pek güzelsin. Buralardan değilsin belli. Sağ olasın bacım. Benim biraz karışık işte, biraz İran, biraz Suriye falan. Bak, biz en az 7 göbekten İstanbulluyuz. Değil mi kız Natalya? Yok, ben Ukrayna'dan geldim. Sen şakayı yapma. Kız Kazan geldin, Sazan gideceksin senden anacığım. Taksiler geldi, hadi. Çene yapmayı bırakın da toparlanın. Kalıfik ve kıllanır şimdi, nerede kaldı bu karalar diye. Aman, o bir şey desin, adasını ben yapıvereceğim Hayran'a. Adın neydi senin anacığım? Fatma. Benimkisi de Okşan. Görüşürüz Fatoş. Görüşürüz bacım. Bir şey mi istemiştin kızım? Bu taraflarda bakkal var mı diye soracaktım. Var da biraz uzakta. Ne yapacaksın söyle bana bakayım. İşte biraz ekmek, peynir, su falan. Bir tarif ediversen. Bak kızım, geceleri pek tekin değildir bu sokaklar. Karnın açsa mutfakta bir şeyler var. Sana getiririm. Yok sağ ol, zahmet olmasın. Ne zahmeti kızım? Sabaha kadar kalırsa zaten bozulur. Atarız. Şey, kaç paradır acaba? Bu aralar biraz dikkatli harcamam lazım da durumum biraz... Canım ne parası? Personele verilen sana da düşer. Hemen getireyim. Sen gel şöyle otur. Her an uyanıp aynı cehenneme tekrar döneceğim diye o kadar çok korkuyorum ki. Hepsi bitti bir tanem. Kötü bir rüyaydı.
Hepsi geride kaldı. Bundan sonra sadece güzel günler bekliyor olacak bize. İnan bana. Hadi şirinimizi de yatıralım da seninle biraz yalnız kalmak istiyorum. Acıkmışsın. Dalmış gitmişim. Buralar yemek aklıma biri gelmedi. Gurbettesin belli. Bari etrafında birkaç tanıdığın var mı kızım? Yok kimim kimsem. Ne yapacağım bu koca İstanbul'da? İşte işmiş falan bakacağım. Zor be kızım. Ekmek aslanın ağzında. Ben de bir sorup soruşturayım bakayım. Yapar mısın sahiden? Neden yapmayayım? Taş atıp da kolum ağrıyacak değil ya. Allah razı olsun senden Bekir abi. Sen yemeği niye de? Hadi sonra konuşuruz. Hı. Aferin. Bakalım oğlum, iyi geceler. Annem nerede? Anan gelecek aslanım. Az kaldı. Sen uyu şimdi. Hep öyle diyorsun, annem gelmiyor. Gelecek oğlum, gelecek. Hiç merak etme. Hadi bakalım. Yum gözlerini şimdi. Yum. Müsait misin? Gel Hasip, gel. Tren biletlerini ayarladım ağam. Adamlarla da konuştum. Haydarpaşa'da bizi karşılayacaklar. İyi ettin Hasip, iyi ettin. Ben bir Nevin'i arayayım bakayım. Bize münasibinden şöyle güzel bir ev ayarlasın. Bu işi hallederse ancak o halleder. Haklısın ağam. Ben müsaadeni isteyeyim ağam. Tam seni düşünüyorum. Ben de seni düşünüyorum güzelim. Mavişim, hayatım. Bak şimdi sana güzel bir haber vereceğim. Karar verdim. İstanbul'a geliyorum Nevin. Hem çocuğumu göreyim. Kızımı öpeyim, koklayayım. Ya bir de tabii ki anası da gözümüzde tütüyor. Sen şimdi Nevin, hepimiz için şöyle gözlerden ırak, münasip bir yerde güzel bir ev ayarla. Tamam mı canım benim? Sahi mi? Dalga geçmiyorsun değil mi? Geliyor musun gerçekten?
Ya şimdi işi gücü bırakacağım, seninle dalga mı geçeceğim? E geliyoruz dedik ya. Tamam canım, ben yarın hallederim. Keşeciğim, kızım, duydun mu? Baba geliyor yanımıza. Sevgilim, çok mutlu ettin beni. Hala inanamıyorum. Sonunda baş başa kalabileceğiz seninle. Ya Nevin, hani öyle pek de baş başa sayılmaz biliyorsun ya. Hani yanımda Reşo'yla Hasip de var, ona göre. Tabii canım, ne demek? Başımızın üzerinde yerleri var. Neyle geliyorsun, ben seni karşılayayım mı? Yo yo, sen zahmet etme Nevin. Sen dediğim işleri yap yeter. Ben İstanbul'a indiğim zaman sana bir alo derim, tamam mı? Hadi bakalım, öptüm. Tamam canım. Yine yok diyor müsibet beni. Ama hayır, gitti artık. İstediği kadar yoklasın, kapıyı açmayacağım. Bu mutluluğumu kendi ellerimle boğmayacağım. Çocuklarım, eşim, annem, Fikret, beni dipten yukarı çıkarmak için ne kadar uğraştım. Bir daha asla oraya geri dönmem. Asla. Bir daha asla. Asla. Sesini öyle duyunca ödüm koptu. Bir yerine bir şey oldu sandım, atladım geldim. Anlat bakayım ne oldu? Meryem Ana, bittim ben, mahvoldum. Aa, çatlattın ama meraktan. Anlat bakayım ne oldu? Yoksa Güle mi bir şey dedi? Vallahi saçını başını yolarım onun. Yok anacığım, yok öyle bir şey. Olsa ben sana bırakır mıyım? Ben hallederim hanım Allah. Ev sahibi. Kız, askıtı falan mı oldu yoksa? Yok anacığım yok, daha neler, nereden geldi aklına şimdi bu durup dururken? Ne bileyim, bu kadar ağladığına göre. Niyaz zam yaptı kirama. Sonra da ben o kadar veremem deyince çık git evimden diye tutturdu. Bu kış ortasında ne yaparım, nereye giderim ben? Başımda da bir erkek yok ki ötesini o tuttursun. Benim senden başka kimsem yok, ne olursun yardım et ablacığım bana. Ya düşündüğün şeye bak. Ben de gerçekten bir şey oldu sandım. Benim koskoca ev bomboş duruyor. Bugünden tezi yok, oraya taşınıyorsun. Ama abla, seninle ödeyebilir miyim ben oranın kirasını? Ya Barbara, senden para mı isteyen oldu? Zaten çürüyüp gidecek sessizlikten. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hemen bir nakliyatçı ayarlıyoruz.
eşyaları toparlatıyoruz. Arkadan bir de temizlikçi bulup dip bucak temizletiyoruz. Pırıl pırıl yerleşiyorsun. Canım ablam benim. Cennette yerin hazır, inan bana. Sağ. Nasıl gidiyor ev hayatı? Bir sıkıntı, bir sorun var mı? Sıkıntılarım oluyor tabii ara ara Fikret ama... kararlıyım. Sağlam duracağım. Kendi kendime telkinlerde bulunuyorum. Bana aldığın deftere yazıyorum bolca. Hayatımdaki güzelliklere, aileme, çocuklarıma, sevdiklerime yoğunlaştırıyorum düşüncelerimi. İyi gidiyorsun Aspin, iyi gidiyorsun. Unutma, her gün bir sınav senin için ve her gününü tek tek geri kazanacaksın bu bağımlılıktan. Ya böyle zamanlarda ne bileyim, spor yap. Dışarı çık, koş, yüz, hareket et. Hareket etmek mutluluk hormonu salgılar. Bu da seni rahatlatır, iyileştirir. Ha, kısa sürede de bağımlılık yapar. Onu da tedavi etmeye gerek yok zaten. Tamam o zaman. Ben de uzun zamandan beri spor yapmıyordum zaten. İyice hamle. Çok eğleneceğiz, çok. Fikret. Ya biz seni tutmayalım o zaman. Senin işin başından aşkındır, değil mi? Hadi gel. Peki. Haberleşiriz. Asmin. Unutma. Olaylar kontrolün dışına çıkarsa ben buradayım. Biliyorsun. Tamam. Sağ ol. Sağ ol Fikret. Görüşürüz. Evlat, yolculuk nereye? İstanbul'a mı? He dede, he. Baba, anneme gidiyoruz değil mi? Hayırlısıyla oğlum, hayırlısıyla. Benim de İstanbul'da tıbbiyede okuyan bir oğlum var. Ceylan'da ağrı var. Ne zamandır bana diyor ki, gel Ceylan'ı muayene ettirelim. Biz de çıktık, düştük yola. Bakalım. Hayırlısı olsun dede, hayırlısı olsun. Daha kaç sefer gidip geleceğiz ayak yolda. İhtiyarlık bu. Gel dayı, gel. Ya ulan Hasim, bombardımanı tamamıyla kapatamadın mı? Şimdi İstanbul'a kadar bunun çenesini mi çekeceğim ben? Ne yapayım ağam? Burayı zar zor bulduk zaten. İdare edeceğiz mecburen. Ben acıktım, ne yiyeceğiz? Aha. Gel bakalım Reşo Efendi. Vay be Hasim. Ya iki dakikada hemen nerede, nasıl hallettin bunları ya? Ağam yol uzun. Yemek vagonuna girip riske girmektense bir kebapçıda hazırlatıverdim bunları. Ulan Hasim sen var ya sen. Her zaman derim zaten. Bak oğlum, bu ev işlerinde var ya, Hasip amcanın eline kimse su dökemez ha. Bak, Memo abim bebeyken Memo abine bunun bir bakışı vardı. Yemin ediyorum sana var ya, silme hatunlar eline su dökemezler. Yemin ediyorum ha. Ya ben abimi özledim. Orada görürüz İstanbul'da değil mi? Ya Miran, hey diline şak arızı soksun ya. Görürüz ama değil mi? Ne olur baba. Görürüz oğlum. İnşallah hayırlısıyla abin de görürüz. Hadi bakalım. Sen şimdi yemene bak oğlum hadi. Ama benim çişim geldi. Aha. Hasip amcası. Hadi bakalım. Bak oğlanın çişi gelmiş. Özlemişsindir sen çocuk bebek bakmayı. Kaldır bir işaret gel bakayım. Hadi göreyim seni. Hadi. Özlemişimdir oğlum. Gel bakalım Raşo efendi. Burası ünlü bir sanatçının. Şu an yurt dışına yerleşti. Buraya da kiraya veriyor. Çok rahat. Tam kafa dinlenecek yerdir. Çok beğendim bu evi. Tam istediğim gibi. Şartları konuşalım. Çok güzel. Hayırlı olsun diyelim o halde. Nasılsa anlaşırız. Tamam. Atıfcığım. Sıcak sıcak ıhlamur getirdim. Boğazına iyi gelir canım. İstemiyorum dedim. Thank you.
bugün niye aksiliğin üstünde senin ha? Ne oldu yine? Yine işler çeviriyor. Ne yaptı ki? Gece vakti ortada yok. Çocuk falan umurumda değil. Bir garip telaş yüzünde. Atıfcığım, sen vesvese yapıyorsun yine. Evde oturmak senin sinirlerini bozdu canım. Görüyorsun bak, yine bir şeylerin peşinde, bir hayırsızlık peşinde. Gel. Atıfcığım. Tamam. Sen tut şunu. Tamam. Ben bebişimin mamasını getireyim. Dönelim babanın yanına ha? Anne ben yandan bakacağım. Bu zifiri karanlıkta ne göreceksin de neye bakacaksın? Haydi. Ben bir yana onu alayım, sen bana karışamazsın. Başlatma lan şimdi babanın şarap çanağından. Miran ağalının oğluymuş. Başımızı derde koyacaksın, haydi. Ne yaptın? Bulabildin mi bir şey? Yok abi. Temizlik işleri için bile neredeyse üniversite mezunu arıyorlar. Şaştım kaldım vallahi ya. Çok doğru. Çok zor. Artık ekmek aslanın midesinde. Çok acılar çekmişsin. Belli. Ah ah Bekir abi. Yaşadıklarımı bir anlatsam sen bile inanmazsın. Şaşar şaşar da kalırsın. Ben bu yaşıma kadar neler duydum, neler işittim. Bir bilsen. Hiçbir şey şaşırtmıyor beni artık. Bu ne zalim dünya be. Daha gözümü bile açamadan kalpsiz bir ağaya verdiler beni. Benimle evliyken gitti başka bir kadınla çocuk peydahladı. Ağzımı açmama kalmadı, türlü işkenceler yaptı. Yağlı urganla tavandan astı. Mucize kabiliğinden kurtuldum. Her şeye dayandım, direndim ama oğlumu çekip aldı bağrımdan. İşte buna dayanmam imkansız. Yapar kızım bunlar, yapar. Resmi nikahın var mıydı? Yok, nerede? İmam nikahı. Nikahın olsaydı şimdi bu söylediklerini zor yapardı. Şimdi ne yapacaksın? Kendi göbeğini kendin keseceksin. Evet. Namusumla 3 kuruş da olsa kazanıp kendimi geçindireceğim. Dün kızlar konuşuyordu. Fikri'yi hatırladın mı? Evet. O bu alemde vicdanı en sağlam adam. Ona söyledim. Vestiyer'de eğer çalışırsa gelsin hemen başlasın dedi. Ne dersin? Oğlum, daha yolumuz var. Sen şimdi şöyle yat, uzan bakayım biraz. Hadi. Ben buraya yatmam. Bu tren sallanıyor, hiç rahat değil. Alo güzelim. Sevgilim, aşk yuvamızı tuttum. Öyle güzel ki görünce sen de bayılacaksın. Hem de dayalı döşeli. En önemlisi de gözlerden uzak bir yerde. İyi iyi Nevin, iyi. Bir de vardığımız eşyaydı meşyaydı, uğraşmayalım. Güzel. Şimdi çocuklar için bir tane dadı lazım. Evin işlerini yapması için de bir tane kadın ayarlamam gerekiyor. Nevin bana bak. Eve sakın fazla adam sokma. Durumları biliyorsun değil mi? Biliyorum canım, merak etme sen. Ben seni hiç riske atar mıyım? Tamam tamam Nevin, sen bilirsin. Bana bak. Kızımı benim için öp. Bu abisiyle de babasıyla da yakında kavuşacak. Tamam mı canım benim? Hadi bakalım. Az kaldı kavuşmamıza. Seni çok öpüyorum abişim benim. Tamam, hadi bakalım. Tamam canım, öpüyorum. Bay bay.
Allah'ım sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun, bana bu mutluluğu yaşattın. Ne olur çok görme Allah'ım. Ne olursun elimin altından kayıp gitmesine izin verme tekrar. Şoförün sevgili defter, hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Kocam ve çocuklarımla birlikte. Her şey o kadar güzel, o kadar inanılmaz ki. Bir rüya olmasından, uyanmaktan korkarım. Ne olur hiç bitmesin bu mutluluk.